İstanbul deyince tabii bir hüzün çöküyor, bir hüzün ağır basıyor. Ben hüznün enstrümanı diyorum kendisine. Şimdi bir tane de İzmir türküsü seslendireceğim. İzmirli olanlar var mı aramızda? İzmirli. Vaz mı geçsem acaba? Yok gibi. Yine çok güzel Türk müziğinin bir makamı, Hicazkar makamı. Onun için ufak bir akort değiştirmem gerekiyor. Türkünün ismine gelelim. Esma. Bakalım bilen var mı? Gel iman aman.
sana kurban olsun Esma. Cihat Aşkın hocamızın doğum günü bugün. Ben kendilerine armağan ediyorum bu türküyü. Çok sevmiş oldukları bir türküydü. Ve alkışlarınızla Cihat hocamızı da davet ediyorum. Sevgili konuklar, geçen sene 26 Nisan doğum günümde burada konser veriyordum. Küçükçekmece Belediyesi Oda Orkestrası'yla. Bu sene yine burada konser veriyorum. Çok büyük mutluluk iki doğum gününde de burada olmak. Sağ olun. Efendim biz Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademimizde Hakan hocamızla beraber, meslektaşımla beraber çalışıyoruz. Başka öğretmenlerimiz de var. Onlar da belediyemizin etkinliklerinde sık sık yer almaktalar. Onları da yakından takip ediyorsunuz zaten. Çok yakın zamanda Haziran sonunda çocuklarımız sertifika alacaklar. Ve bir projemiz var. Çalgı Bahçesi. Çocuklarımız bu ismi çok sevdiler. Sanki bir çiçek bahçesi gibi. Onlar çalgıları da çiçek olarak görüyorlar. Ve sizlere o gösteriyi Haziran ayının sonunda okullar kapandıktan hemen sonra sunacaklar. Şimdi biz programımıza klasik Türk müziğinin bazı eserleriyle devam edeceğiz. Mahur Saz Semaisi birinci eserimiz Refik Talat Bey'in. Refik Talat Bey yine 19. yüzyıl sonunda yaşamış ve 20. yüzyıl başlarında yaşamış çok büyük bir ud sanatçısı. Hemen oradan birkaç yüzyıl geriye gideceğiz. Klasik Türk müziğinin ilk örneklerinden Abdülkadir Meragi. Meragi'nin Ahmet Nesimi Supudem isimli çok çok sevilen ve bilinen bir eseri var. Onu yorumlayacağız. Abdülkadir Meragi 1360 ve 1435 yılları arasında yaşamış. Klasik Türk müziğinin ilk büyük bestecilerinden biri olarak tanımlanır müzik tarihinde. Ondan sonra ikimizin de enstrümanlarının bestekarları var. Tambur, Tamburi Cemil Bey'in iki tane önemli eseri. Ferah Feza Peşrevi ile Ferah Feza Saz Semaisi. Ve kapatırken bir keman bestecisi, kemani Sadi Işılay'ın ki o da 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında yaşamış. 1890-1960'lı yıllarda konserimizi bir keman bestecisiyle açmıştık. Yine bir bizden keman bestecisiyle kapatıyoruz. İyi dinletiler diliyorum. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.